Evet değerli izleyenler, bugün Sağlık Bakanı Profesör Doktor Kemal Memişoğlu Ağrı'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Ağrı Valiliğini ziyaret eden Bakan Memişoğlu ardından Cumhuriyet Caddesi esnafıyla bir araya geldi. Ağrılı vatandaşların sağlıkla ilgili sorunlarını dinleyen Bakan Memişoğlu vatandaşları tek tek dinleyerek sorunlarını not aldı. Vatandaşların birçok sorunu şu şekildeydi: doktor yetersizliği, randevu sisteminin sıkıntılarından bahseden vatandaş Memişoğlu'nun danışmanları tarafından not alındı. Esnaf ziyaretinin ardından toplum sağlığı merkezine giderek sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Sağlık çalışanlarının performanslarını yerinde inceleyen Bakan Memişoğlu ardından basın açıklaması yaptı. Çok değerli basın mensupları, çok değerli valim, vekillerim, çalışma arkadaşlarım ve Ağrılılar. Öncelikle Ağrı da bizi misafirperverliğiyle ağırlayıp candan bize gönlünü açanlara çok teşekkür ediyorum, Ağrılılara. Başta valim olmak üzere. Ağrı bizim serhat şehrimiz. Aynı zamanda da görkemli Ağrı Dağı'nın şehri. Biz burada olmaktan çok mutluyuz. Sağlıkla ilgili ihtiyaçları değerlendirdik. Gördüğünüz gibi Sağlıklı Hayat Merkezi'ni ziyaret ettik. Valimizi ziyaret ettik. Sağlıklı Hayat Merkezleri malum her türlü fizik tedavisinden, egzersizine, çocuk gelişimcisinden, fizyoterapistinden, diyetisyenine, hekiminden, mamografisine ve kanser taramalarına kadar her türlü altyapısı olan, mahallede insanlarımıza hizmet veren güzel bir örneği de var burada. Bunu ziyaret ettik. Şimdi de hastanemize gideceğiz. Tabii Ağrı'da 200 yataklı bir hastane inşaatımız var. Bunun yanında Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi buraya güzel bir hastane de yapma ile ilgili planlama ve çalışmalar yapıyoruz. Onun haricinde sağlık hizmetlerinin daha iyi olabilmesi için de elimizden geleni yapıyoruz. Daha da iyi olacak Ağrı. Ağrı sağlıkla ilgili çok daha gelişmeye müsait bir şehir. Hep beraber ekibimizle bunun daha iyi yapılması için bugün değerlendirmeler yaptık. Ve eksiklikleri, ihtiyaçları tespit ettik. İnşallah Ağrı'da çok daha iyi sağlık hizmeti sunacağız. Ve özellikle Sağlıklı Hayat Merkezi gibi bazı Doğu Beyazıt olsun, Ağrı'nın merkezi olsun, yenilememiz gereken her tarafı düzelteceğiz. İnşallah ağrımıza layık daha da iyi sağlık hizmeti sunacağız. Bunun yanında özellikle biz sağlıkçılar insanlara yardım etmeyi, onlara iyilik etmeyi için yetiştiriyoruz. Ve amacımız insanların dertlerine derman olmak. Onun için kesinlikle sağlıkla ilgili şiddete toleransımız yok. Bunu herkes bilmesini istiyor. Ve sağ olsun bugün adalet dağıtan hakimlerimiz olsun, savcılarımız olsun artık bu konuda tavizsiz hareket ediyorlar ve şiddet gören sağlıkçıların haklarını bizim kadar savunuyorlar. Onun için bu cezalar caydırıcılığının yanında biz yine de insanlarımızın ceza yemesinden çok şiddet göstermemesini istiyoruz. Çünkü biz onlara iyilik yapıyoruz. Biz onlara hayatımızı adadık. Onları iyileştirmeye çalışıyoruz. Onun için sağlıkçılar şiddet gördüğü zaman bunu anlamlandıramıyor. Biz onun için iyilik yaparken, insanlara faydamız dokunsun diye çalışırken şiddet görmeye tahammül edemiyoruz ve moralimiz ve açıkçası bizim motivasyonumuz bozuluyor. Onun için ben özellikle toplumdan sağlıkçılara lütfen değer vermelerini, korumalarını istiyorum. Tabii ki eksikler olabilir, hatalar olabilir. Bunu da biz elimizden geldiğince düzeltmeye çalışıyoruz. Bizleri iletebilirler. Ama biz biliyoruz ki Türkiye'nin sağlık sistemi ve Türkiye'nin sağlık insan gücü dünyaya örnek olmuş bir yer Türkiye. Bu konuda insanlar Türkiye'den sağlık hizmeti almaya geliyorlar. Çünkü sağlık çalışanımızın da kalitesi, sistemimizde işlerliği, dünyanın en iyi sistemlerinden bir tanesi, en iyi sağlık çalışanlarından bir tanesi hizmet ediyoruz. Onun için toplumdan da bunu değerlendirmesini bekliyoruz. Ve bize sağlıkla ilgili şiddet gösterenleri hep beraber engelleyeceğiz. Bunu
tolerans yok bizim açımızdan. Toplumun da olmadığını düşünüyorum. Onun için herkese bu konuda hassasiyet tavsiye ediyorum. Bunun yanında biz temel sağlık dediğimiz koruyucu sağlığı ön planda tutuyoruz. Aşılar olsun, topuk kanları olsun. Bunları almamızın en önemli sebebi çocuklarımız hastalanmasın veya hastalığı varsa erken teşhis ederek o hastalığın hayatı boyunca etkisiyle yaşamasın diye uğraşıyoruz. Onun için bugün burada koruyucu hekimliği, temel sağlığı çok önemsediğimizi hep belirtiyoruz. İşte kilo alırsanız, sigara içerseniz, tütün kullanırsanız, hareketsiz olursanız sağlığınızı bozulacağı aşikar. Onun için bu tür tesisleri, aile hekimliklerini hep biz hastalanmadan başvurması gereken, oradan danışılarak sağlığımızı daha nasıl iyi koruyacağımızı öğrenilmesi gereken alanlar ve birimler olarak kurguladık. Onun için toplumdan da buraları değerlendirmesini istiyoruz. Buralara gelip, işte demin gördük, çok güzel bir spor salonundan, egzersiz salonundan, gebe eğitimi salonundan, diyetisyeninden, mamografisine kadar her şey olan alanların toplum tarafından ücretsiz de kullanmasını teşvik ediyoruz. Bu konuda biz sağlık sistemimize güveniyoruz. Onun yanında tabii ki hastanelere, tedavi edici kurumlara çok daha önem veriyoruz. Onlara da geliştirmek istiyoruz. Ama şunu bilin ki hastanelerimizde olmaması gereken, hastanemize başvurmadan sorunun çözüleceği alanlar olan aile hekimliği olsun, sağlıklı hayat merkezleri olsun, buralardan çok daha rahat hizmet alınabilir. Gerçekten hastaneye ihtiyacı olan, eğitim araştırmaya ve üniversiteye gitmesi gereken hastalarımız da yoğunluğun arasında hastanelerde hizmet almaya çalışmaz. Onun için biz bu konuda, açık söylüyorum, bu konuda biz çok iyi çalışıyoruz. Bu konuyu, entegrasyonu, aile hekimliği, hastane, eğitim araştırma hastanesi, sağlıklı hayat merkezlerini birbiriyle entegre edip bunu koordineli şekilde bütüncül bir sağlık sistemini yeniden çok daha iyi hale getireceğiz diye düşünüyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Basın açıklamasının ardından AK Parti Ağrı İl Binası'na geçen Sağlık Bakanı Profesör Doktor Kemal Memişoğlu, AK Parti İl Başkanı İlham Yıldız'la birebir sohbet ederek partililerle bir araya geldi. Eski başkanım.